Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftal-i zikir fâlemennehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Hak Muhammeden Resulullah cemiyen enbiyayı vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hakça yaşayan, hakkı haykıran, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Amin. Rabbim ümmet-i Muhammed'in neresinde olursa olsun, hangi coğrafyada olursa olsun, ümmet-i Muhammed'e zulmediliyorsa o zalimlerden Allah intikamımızı alsın. Amin. O zalimleri yerle yeksan eylesin. Amin. Siyonist İsrail'i batırsın. Amin. Onu destekleyenleri de batırsın. İçeriden, dışarıdan, nerede onu destekleyen varsa hepsini de kahrı perişan eylesin. Amin. Ecmain. Geçen hafta nefsi konuşuyorduk. Nefis çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol. Ululuk taslama. Burayı konuşuyorduk. Buradan kaldığımız yerden, bu beyitte bitiremedik çünkü. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bütün kötülüklerin nefisten, nefsin hevasından geldiğini bil. Nefis bu manada zahir düşmanlardan daha tehlikelidir. Zahiren görünen düşman senin karşındadır. Bilirsin onu. Onun ne yapacağını, ne edeceğini tahmin edersin. Ona göre önlem alırsın. Ama nefis bu manada içimizdeki en önemli düşmanlardan birisidir. Öyle olunca nefisle mücadele dışarıdaki düşmanla mücadeleden daha zordur. Burada nefisle mücadelede sufiler için geçerli bu. Sufiler nefisle mücadele ederken nefsin kendi içerisindeki haram olan alışkanlıklarından geçerler önce. Hani haram alışkanlıklar vardır insanlarda. Nefisle mücadele edecek olan kimse önce haram olan alışkanlıklardan kendini kurtarır. Sonra diğer alışkanlıklardan kendini kurtarır. Çünkü her alışkanlık nefis için bağdır. Bakın her alışkanlık. Ha bir kimse Allah'ı zikrederken bile alışkanlık peyda etmiş olsa o da onun için bağ olur. O zikrullah yaparken de ne yapacak? Alışkanlık haline getirmeyecek. İbadet alışkanlık haline gelmeyecek. Alışkanlık haline gelirse o da onun için doğru bir nokta olmaz. Çünkü alışkanlık haline geldiği için namaz kılıyor. Yani o alışkanlık oldu onda. Öyle değil. Namaz onun için ayrı bir hep hayret perdesi olması gerekir. O yüzden normalde nefisle mücadelede bu hani bu sonraki dönem hani alışkanlıkları. İlk önce bir kimse haram olan alışkanlıklardan kendisini kurtaracak. Çünkü nefsin insanda iyiyi, doğruyu, güzeli, hayrı, hasenatı, salih amelleri engelleyen iki tane kuvveti vardır. İki kuvvet. Bunun birisi şehvetine düşkün olmak. Buradaki şehvet
tekrar bunu geçen hafta da altını çizdim. Buradaki şehvet, çok özür dilerim, cinsellik değil sadece. Yani adamın böyle işte, örnekliyorum bunu, 2 trilyonluk arabaya binecek hali yok, şehvetine düşüyor. O arabayı alacağım diye uğraşıyor. Veyahut da o kimsenin örneğin işte ultra lüks bir dairede oturacak gücü yok, şehvetine düşüyor. Öyle bir daire alacağım diye uğraşıyor. Veyahut da işte gençler için şimdi, hani gitsen orada kahve içsen ne olacak, içmesen ne olacak? Ama gidecek orada görünecek ya, şehvet dediğimiz şey, hani bu komple nefis terbiyesinde senin nefsinin istekleri, heva ve hevesten olan istekler. Bunların hepsi de nefiste şehvi, şehvani duygu olarak geçer. Yani bir kimsenin normal düzgün elbisesi var mı? Var. O kimse gidecek illaki işte bilmem hangi markanın bilmem hangi marka elbisesini alacak. Ve hatta şimdi gençlerde bu artık genci de kalmadı da normalde önceden böyle heva heves gençlerde olurdu sadece. Şimdi yaşa başa bakmıyor. Yani o gidecek çok böyle ultra lüks bir marka bir kıyafet alacak. Yani o kıyafet kaç para oğlum bu biliyor musun filan. Öyle olacak yani. Veyahut da kızım bu kaç para biliyor musun? Veyahut da saat onun çok gösterişli ya. Böyle ikide bir de kolunu uzatacak, saate bakacak herkesin içinde. Ondan sonra ooo saat Rolex çıkacak meydana yani. Veyahut da bir sohbet toplantısı. Bunlar hepsi de şehvanidir. Yani o kimse iPhone 15'i koyacak ortaya. Yani bak benim iPhone 15'im var. Veyahut da işte araba var. Ne var? Mercedes var. Mercedes'in anahtarını koyacak masaya. Ulan kahve içmeye mi geldin? Üzerindeki mal varlığını göstermeye mi geldin? Veyahut da bir dostluk. Ama bunların hepsi de bakın şehvete girer. Bizde şehvet deyince hemen cinsel suçlar aklımıza geliyor. Öyle değil. O da şehvetin içinde. Ama böyle bir gösteriş, şataat, şatafat, kendini yüksek göstermek, fazla göstermek veyahut da işte alim kısmında şehvet vardır. Yani bir şey konuşulur, dur bir dakika, o biliyor. Dur bir saniye, o anlatsın bakalım. Veya sufilerin içerisinde, o biliyor ya, dur çok eski o. O anlatsın. O konuşsun orada. O müdahale etsin. Hop, kalk bakayım oradan sen. Ne oldu? Sen oraya oturma, sen bunu böyle yap bakayım. Neden? O da eski derviş ya canım, karışsın elleme ya bir şeye. Bir şeye karışması lazım. Şehvettir bunların hepsi de. Sufiler bunların hepsini şehvet. Nefsin iki tane böyle gücü var. Birisi şehvettir. İkincisi insanı ibadetlerden kaçındırma gücüdür. Yani namaz kıldırmaz sana. Zikir yaptırmaz sana. Bu da ayrı bir güçtür insanın içinde. Nefsin seni haramlara sevk eder. Nefsin seni Allah'a itaatten uzaklaştırır. Mesela bayanlar için örtünmek imtihanın böyle tam dip noktası. Örtünmek istemezler. Nefis onu örtünme. Yani namaz kılsın ama şu örtünmek yok mu? Yani namazı kılsın önemli değil. Şu oje yapıp süslenip kokulanıp böyle bir evden dışarı çıkmak yok mu ya? Yani bunları mesela önleyemez insanlar veya erkekler de aynı. Yani normalde dışarıda namaz ona farz olmasın. Eve gitsin bütün namazları bir seferde kılsın. Yani dışarıda namaz kılmak çok zor. Git camiye veyahut da bir yere abdest al. Ondan sonra git orada namaz kıl. Kadınları da erkekleri de. Gün içerisinde bu çok zor geliyor onlara. İşte nefsin iki gücü. Birisi şehvani tarafı. Ondan sonra seni böyle gösterişe, şataata, methedilmeye, şuna buna yönlendirir. Öbürü de Allah'a itaatten uzaklaştırmaya çalışır seni. Ve bu nefsin çok önemli iki gücüdür. Bunları kırarsan nefisle mücadelede öne geçersin. Bunları kıramazsan nefsin seni hep alt edecek, hep yenecek. Seni hep alaşağı edecek. Seni hep böyle bozacak. Bozacak seni. O umulmadık yerde, umulmadık şekilde bozacak seni. Ve nefis seni her dem, her dem
heva atına bindirip, heva atına bindirip nerede seni savuracağı belli olmayan bir noktaya götürür. Azgınlaştırır seni. Hani normalde böyle çilbiri olmayan azgın bir at düşün. Yani onun ne gem var ne eğer var. Nefsi böyle bir şey düşünün. Sen onun normalde uysalmış gibi gelir sana o. Sen ona binersin, yandı keten elva. Seni nereye fırlatıp atacağın, hangi kesiye seni atacağı belli değildir. Nefis böyle bir şeydir. Güvenme. Gemi hiç elinden bırakma. Gemini elinden hiç bırakma. Bıraktığın an seni nereye fırlatıp atacağı belli değildir. Ve asla güvenme. Hangi esmayı alırsan al sufi olarak. İstersen sen hak esmasını al. Eğer nefse müsaade edersen seni oradan al aşağı indirir. Seni indirmeyecek bir yer değil. Nefis herkesi al aşağı indirir. Al aşağı indirmeyecek hiç kimse yoktur. Ancak altıncı makama gelirsen, halife makamıdır. Yani beşte de kolay kolay indiremez de, hadi beşi de tehlikelidir. Hadi beşten sonra altıya gelince biraz daha tehlike azalır. Yediye gelince tehlikesi minimuma düşer. Yediye gelen bir kimse de. O çünkü uyarıyı açıktan alır artık. O yüzden o da normal kendi başına kalmaz. Hani ayet-i kerimede var ya Allah'ın muhafaza ettikleri müstesna diye. Onlar oraya girer. O da kendi başına olsa halledemez. Ve nefisle olan mücadelede hiç kimse tek başına hiçbir şey halledemez. Hepsi de Allah'ın yardımı, Allah'ın inayeti, Allah'ın lütfu ikramı ile olur. Bir kimse nefisle mücadelede tek başına o mücadeleyi yapması mümkün değildir. Bak tekrar söylüyorum. Mümkün değildir. O bir kimse o yüzden muhakkak bir üstada ihtiyacı vardır. Muhakkak onun sen burada yanlış yaptın, burada eksik yaptın veya yanlışlıklar bunlardır, eksiklikler bunlardır diye anlatacak bir üstada ihtiyacı vardır. Nice namaz kılanlar, nice oruç tutanlar, nice ibadet edenler farkında değildir. Nefisleri onları istediği gibi yönlendirir. Çünkü nefsin sağdan girmesini fark edemez onlar. Nefsin sağdan girmesidir. Bakın nefsin soldan girmesini herkes fark eder. Ben bazen derim ya, size gelip de gelin içki içelim demez nefis. Ulan git de şurada iki duble at filan, bunu demez. Veya git işte zina yap, git kumar oyna, bunu demez. Sufilere genelde hani soldan girmez. Girdiyse de avamdır zaten o. Ama sufilere girdiği yer neredendir? Sağdandır. Senin yaptığın zikrullah gibi kimse yapmıyor. Sen olmasan burası dağılır. Bu zakirlere girendir. Zakirlere, çavuşlara öyle der. Yani sen olmasan burada biter her şey. Öyle girer. Veyahut da bir vazifeliye öyle girer. Nefsin sağdan girmesi. Sen kalk şurada bir namaz kıl da millet nasıl olduğunu görsün ya. Nefsin sağdan girmesi. Allah muhafaza eylesin. O yüzden nefisle mücadelede en önemli şey onun isteğinin zıddını yapmaktır. Bakın nefsin isteğinin zıddını yapmak. Merak etme size pekmez yemekten nefis vurmaz. Kitaplarda okursunuz ya eski sufi kitaplarında. İşte kim filanca zat nefsi 40 yıl pekmez can istemiş, 40 yıl ona pekmez yedirmemiş. Ben bazen diyorum ki gel sen büyük şehirde yaşa, pekmezi yala yut, başka şeylerden uzak dur. Pekmezi yala yut, helal, sen ondan uzak durma, duracağım diye uğraşma. Gözünü haramdan kaçır kaçırabiliyorsan, dilini haramdan koru koruyabiliyorsan, kulağını haramdan koru koruyabiliyorsan, sen ayaklarını, ellerini, uzuvlarını haramdan koru koruyabiliyorsan, sen onu koruyorsan alasın, pekmezi Allah muhafaza eylesin. O yüzden nefis böyle bir imtihan ağır olduğundan dolayı Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri
o bir savaştan, Tebük Savaşı'ndan bir de dönerken diyor ki rivayet Cabir'den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Seferi'nden dönerken sahabe ordusuna şöyle nasihat etmiştir. Hayırlı bir yerden döndünüz. Küçük cihattan büyük cihada döndünüz. Sahabe efendilerimiz, ey Allah'ın Resulü, büyük cihat nedir diye sorduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kişinin kendi hevasıyla mücadele etmesidir. Yani kendisinin kendi nefsiyle mücadele etmesidir diye buyurdu. Bakın Tebük Seferi, işte karşıda şu kadar çok Rum var, Bizans ordusu var denilen seferdi. Oradan geri döndüklerinde Allah Resulü, hani bu son savaşıydı bildiğim kadarıyla zaten. Oradan geri döndüğünde dedi ki, bakın siz bu kadar büyük bir savaşa katıldınız ama bundan daha büyük bir savaş sizin nefislerinizdir dedi. Hevanızdır. Sizin bu noktada bir insanın hevasıyla mücadele etmesidir dedi. Heva ne? Kur'an ve sünnetin dışındaki her şey. Duygu, düşünce, fikir, akım, adına ne derseniz deyin. Hepsi de bunların hevaya girer. Hepsi de. O yüzden nefis insanı bu heva ve hevese doğru sürükler. Serbest bırak, sürükler. Sal yakasını, nerede bu senin atacağı belli değildir. Ve sufilik nefisle mücadelenin üzerine kuruludur. Nefisle mücadele etmenin en büyük, nefsin bu noktada panzehiri Allah'ı zikirdir. Nefisle mücadele edecek olan bir kimse muhakkak Allah'ı çok zikretmeli. Muhakkak. Yoksa ne yapar? Nefis o kimseyi alaşağı eder. Allah muhafaza eylesin inşallah. Beyitin ikinci kısmı, alçak gönüllü, hor hakir ol, ululuk taslama. Bakın nefis insanı alçak gönüllülükten uzaklaştırır. Yani tevazudan uzaklaştırır. Alçak gönüllü birinci derecede tevazu etmek, alçak gönüllü olmak Allah'a karşı alçak gönüllü olmaktır. Allah'a karşı alçak gönüllü olmak nedir? Allah bir şeyi emretmiş, bunu yap demiş. Bunun yapabilirliğe gücün varken yapmaman Allah'a karşı kibirlilik taslıyorsun, ululuk taslıyorsun ona karşı. Birinci derecede Allah'a. O zaman bir kimsenin kibri birinci derecede Allah'adır. Bir kimsenin tevazudan uzaklaşması birinci derecede Allah'adır. Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan bir kimse ilk önce Allah'a karşı tevazu sahibi değil, Allah'a karşı kibirlidir. Allah bir şeyi haram kılmış, haram kıldığı halde sen onu yapıyorsan aslında Allah'a karşı kibirlilik gösteriyorsun. Alçak gönüllülük göstermiyorsun, ona tabi olmuyorsun, Allah'a boyun bükmüyorsun. Hem eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedin, hem de ona itaat etmiyorsun. İtaat neydi? Allah'aydı. Sonra kimeydi? Resulüneydi. Ondan sonra kimeydi? Sizden olan emir sahiplerineydi. Üç tane itaat noktası var bir Müslüman için. İnandın mı? Evet. İman ettin mi? Evet. Birinci derecede Allah'a itaat et. Ve Allah'a elinden geldiği halde itaat etmiyorsan ona karşı kibirli oldun. Allah'a ululuk tasladın. Allah'a ululuk tasladın. Sen kendi kendine diyorsun ki namazı ben terk ettim. Namazı terk etmekle sen Allah'a ululuk tasladın. Allah'a isyan ettin. Allah'a isyan ettin. Allah'ın bir farzını yerine getirmedin. Allah'a ululuk tasladın. Allah'a karşı kibirlendin.
İkinci itaat neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Eğer sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine tabi olmadıysan, Hazreti Peygamber'e sen ne yaptın? Kibirli davrandın. Ona ululuk tasladın. Onun peygamberliğini kabul etmedin. Onun peygamberliğine tam manasıyla iman etmedin. O yüzden Cenab-ı Hak ayet-i kerimede diyor ki, ey iman edenler Allah'a iman ediniz. Ya iman ettiydin ama sen iman ettin ama yapabilir olduğun şeyleri yapmadın. Sen isyan ettin. Bakın sen isyan ettin. Sen ululuk tasladın Allah'a karşı. Kibirlilik tasladın. Bunun olmayacağını bildiğin halde, haram olduğunu bildiğin halde gözünün içine baka baka haramı işledin, ululuk tasladın. Bir de tövbe etmedin. Tövbe etsen kulluk yaptın diyeceğiz. Diyeceğiz ki evet sen yaptın bir ululuk tasladın, bir günah işledin ama tövbe ettin, geri döndün. Tövbe edip geri de dönmüyor. Devam ediyor günah kebaire. Devam ediyorsa ululuk taslıyor, küstahlık yapıyor Allah'a. Allah'a küstahlık yapıyor. Bugün ümmeti Muhammed'in sıkıntısı bu. Günah kebaire devam ediyor. Ve devam ettiği günah kebairi kendince küçültüyor. Kendi nefsinde ufaltıyor o günah kebairi. Küçük günahmış gibi gösteriyor onu. Bir kısmı da bu günah değil diyor. Bu günah değil diyen kafir oldu zaten. Günahı küçültüyor, o nefsi ona oyun yapıyor. Ne olacak ya canım ya, bu kadarlık da olur filan. Hepimiz hata yaparız, hepimiz günah işleriz. Ha. Yapıyor yapacağını. Yapıyor yapacağını, ondan sonra Allah affetsin diyor. Ben de taşı gediğini böyle koyarım. Ama o esnada tatlı geliyor. O esnada insana haz veriyor. Nefse uymak, bu konuda böyle heva hevesine uymak. İnsana o esnada çok tatlı gelir. Lezzet verir insana. Tat verir. Bosna'da baş çarşının ortasında hatunun birisi koşuyor Mustafa diye. Ben de kendimi zannediyorum. Nefse tatlı geliyor. Nereden tanıyor beni diyorum ya. Bosna'nın ortasında diyorum, o bir tane Mustafa sen varsın sanki. Nefise tatlı geliyor. Hani beni nereden tanıyor diye. Asıl tanıdığı Mustafa ayrı. Orada sarılıyor. Mustafa'lara sarılınırsan çünkü sıkıntı yok. Nefise tatlı geliyor bu. Tamam beni nereden tanıyor diyorsun. Sanki senden başka Mustafa yok. Nefis vuruyor insana. İşte bunun gibi bir şey. Ona müsaade edersen, ona müsaade ediyorsun. Ona müsaade eder, heva hevesine dönersen, dedim ya seni hangi çukura atacağı belli değil. Senle hangi kesik deriz biz, böyle tarlaların kenarlarını bizde açarlar, kesik derlerdi. Önceden her yerden su fışkırırdı. Ekip dikemezdi insanlar, Bayındır'ın ovası öyle münbit topraklar. Sulak arazi, tarla kenarlarına kesik açarlar. Muhtar sizde de yapıyor muydunuz mu önceden? Ark mı diyorsunuz? Siz biraz daha İstanbul Türkçesi kullanmışlar. Bizde kesik diyorlar. Hoş sizde bir de orada ne? Dere var değil mi sizin? Ne deresi o? Aha. Kanal diyorsunuz. Tehlikeli kanal. Evet. Onlar dere diyorlar. Ama o sonradan açılma mı? Kanalla açılmışlar. Yani kendiliğinden böyle fiziki, böyle natürel dere değil yani o. Sonradan açılmış. Lüzumsuz şeyleri atalım diye mi? Evet. Şimdi normalde işte nefse müsaade edersen seni nereye atacağı belli değildir. Seni ne tarafa savurturacağı da belli değildir. Allah muhafaza eylesin. O yüzden ne yapacağız? Biz o zaman Allah'a itaat edeceğiz. Yani biz itaatten uzak durmayacağız. Ve önce Allah'a karşı tevazulu olacağız. Bakın dikkat edin. Allah'a ululuk taslamayacağız. Ona itaat edeceğiz. İkincisi tevazu göstereceğimiz yer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri.
onun hadisleri. Şimdiki böyle dilimi muhafaza edin, dilimden hakkınızı helal edin ama o böyle söyleyeceğim, az bile söylüyorum bunlara. Hani bu son dönem gelen zırtobozlar var ya, hani hadis-i şeriflerle alay eden, hadis-i şerifleri küçük gören, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini haşa küçük gören, bir peygamberdi o da işte filan. Onun hadislerini küçük gören, bunlar normaldi. Bu küçük görenlerin hepsi de katıksız kafir. Katıksız kafir. Ama ne yazık ki şu anda Türkiye televizyonlarında ve Türkiye sisteminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerini küçük gören, bunları sahih değil diyen, komple reddedenler alkışlanıyor. Ahir zaman alameti. Bunlar ahir zaman alimi. Bunların cehennemde en ucra köşeye atılacak bunlar. Bunlar ahir zaman alimi. Bunlar kendisini paraya, pula, makama, heva hevese satmış kimseler. Bunlar bir de işin ilginç noktası, hani ahir zaman alametlerinden birisi de şu, iyiler horlanıp kötülenecek, kötüler ise baş tacı edilecek. Ahir zaman alameti. Şimdi iyiler horlanıyor, kötüleniyor, onlar aşağı görülüyor. Hani siz Kur'an sünnet deyince sizi aşağı görüyor. Siz sünnete tam tabi olmak dediğinizde sizi aşağı görüyor. O entelektüel, o arkadaş, o hadis-i şerifleri inkar ediyor çünkü. O entelektüel oluyor. O hadis-i şerifleri sahih değil diyor. O entelektüel oluyor. Yani şeriatı entelektüel, çok büyük alim. Hadisleri inkar ediyor. Hadisleri inkar, evet o hadisler öyle şey değil. Hadisleri inkar edenler entelektüel oldu, çok büyük alim oldu. Devrin alimi oldular hepsi de. Büyük alimler. Neden? Hadisleri inkar ediyor. Büyük alimler. Neden? Mezhepleri de inkar ediyor. Mezhep diye bir şey yok. Hadisleri inkar ettin, mezhepleri de inkar ettin. Evet. Bir de ne diyor üstüne? Size Kur'an yetmez mi? Ha yeter bize Kur'an. Kafiri nerede gördüyseniz öldürün demiş. Ben de seni öldüreceğim şimdi. Nasıl? Basbaya. Ayet var. Ayet var. Kafirleri gördüğünüz yerde öldürün. Ayet var. Hadi. Kur'an yetsin sana. Hiç tevil etme. Hiç bu ya burada uygulam öyle deme. Nereden çıkardın Kur'an-ı Kerim? Aldı, koydu adam. Hadi Kur'an yeter sana diyene diyeceksin. Malının tamamını dağıt. Kur'an yeter mi? Evet, hadi malının sana ihtiyacı olanı ayır, geri kalanı dağıt. Hadi dağıt. Hadi fabrikanı dağıt. Hadi iş yerini dağıt. Hadi paranı pulunu komple dağıt. Nasıl yani? Bas be ya. Hadi. Ya estekti köstekti. Hadi değil işte. Sen hadis-i şerifleri inkar edersen din yaşanmaz hale gelir. Herkes kendi kafasından bir din yorumu çıkarır. Herkes kendi hevesinden bir ayet yorumu çıkarır. Bayanın birisi dedi bana, dedi Kur'an yetmez mi? Yeter dedim. Kur'an'a göre 4 tane eş hak dedim. Dayanabilecek misin dedim, kaldı. Nefesi kesildi. Nefesi kesildi. Ne oldu dedim yüzüne. Dedim ne oldu? Buradan vurulacağımı hiç düşünmedim dedi. Düşünmezsin dedim. Kur'an yeter demek kolay. Televizyonlara da çıkıyorlar. İyi, herkes dörder tane alsın hadi bakalım. Sizin bile hoşunuza gitti be.
Gözleriniz çakmak çakmak oldu vallahi. Nasıl çıkacaksın? Yok, hadisleri inkar ediyorsan küfür ehlisin işte. Yapma, Allah muhafaza eylesin. O yüzden ikinci neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine karşı tevazulu ol. Öyle işte hani diyor ya hadis-i şerifte, öyle bir zaman gelecek ki bacak bacak üstüne atıp sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı vardır diyenler çıkacak diyor. Yani hadisleri inkar edecekler. Ahir zamanda. Şimdi o zamanı yaşıyoruz işte. Allah muhafaza eylesin. Üçüncü tevazu sahibi olacağımız kimseler kim? Sizden olan emir sahipleri. Bizden olacak emir sahibi. Ona tevazu göstereceğiz. Bizden ne demek? Allah'ın kitabı, Kur'an'ını kendisine iman ettiği bir kitap olarak gören, Habibinin sünnet-i seniyesini kendisine rehber edinen, bunları kabul eden, iman ehli olan ancak bizim neyimiz olur? Emirimiz olur birinci derecede. İlk önce o kimse iman etmiş olacak. İman etmeyen bir kimse senin velin olamaz. İman etmeyen bir kimse senin emirin olamaz. Kur'an'ı kendisine rehber, kitap olarak tanımayan kimse senin velin de, emirin de olamaz. Hadis-i şerifleri komple itaat etmeyen, kabul etmeyen kimse senin velin ve emirin olamaz. O itaati hak etmez. O itaati hak etmez. Kur'an ve sünnete tabi olmayan bir kimseye itaat etmek küfür olur. Kur'an ve sünnete tabi olmuş olacak. Bir kimse Kur'an ve sünnete tabi değilse ona itaat küfür olur. Tekrar söylüyorum bunu. O kimse Kur'an ve sünnete itaat etmeli. Ancak sizden olan emir sahibi o olur. Öbür türlü o senin emir sahibin olamaz. O senin velin olamaz. Kim olursa olsun o zaman tevazu, alçak gönüllülük birinci derecede kime? Allah'a. İkinci de Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme. Üçüncü de kim? Emir sahiplerine. Dördüncü de kim? Dördüncü de mümin insanlara. Mümin insanlara itaat yoktur. Onlara şefkatli davranmak, onlara merhametli davranmak vardır. Bakın, mümin kardeşine şefkatli ve merhametli davranırsın. Burada itaat mekanizması girmez. İtaat üç tane yer. Allah'a, Resulüne, sizden olan emir sahiplerine. İtaat ediyorsun onda. Mümin kardeşlerine tevazulu davranıyorsun. Şefkat ve merhametli davranıyorsun. Onlara karşı alçak gönüllü davranıyorsun. Allah'a, Resulüne, sizden olan emir sahiplerine itaat etmeyen, onlara tevazu göstermeyen bir kimse, Müslümanlara hiç tevazulu davranmaz. Aldanmayın. Tevazulu davranıyorsa o ihlaslı ve samimi değildir. O sizden bir menfaati vardır. Sizden menfaati var olduğu için şefkatli ve merhametli veyahut da tevazulu davranır size. Sizden menfaati bittiği anda size tevazulu davranmayacaktır. Size merhametli davranmayacaktır. Neden? Onun dışı Müslüman, içi kafir çünkü. Onun dışı Müslüman, içi münafık çünkü. O işini gördürmeye bakıyor. O tabiri de caizse gemisini yüzdürmeye bakıyor. Onun menfaati bittiği anda size sırtını dönecektir. Bakın, size sırtını dönecektir. Meclisinize gelmez, toplantınıza gelmez, ailenize gelmez, sizle beraber oturup kalkmaz, selamı sabahı keser. Bitti onun işi çünkü. Neden? Bir menfaati vardı sizinle. Bir işi vardı onun. O işini gördü, selamı sabahı kesti.
Bitti işi çünkü. Bakın onların o tevazusuna aldanmayın. Aldanmayın. Müslümanlar aldanıyor. Ve kardeşim adamın Allah'a itaati yok. Allah'a tevazusu yok. Sana neden itaat etsin, tevazu göstersin? Adamın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine itaati yok. Ona tabi değil. Sana neden merhametli davransın ki? O fırsatını bulduğu anda, vakti geldiği anda seni alaşağı edecek. Müslümanlar aldanıyorlar. Müslümanlar aldanıyor. Yüzüne güleni dost zannediyor. Ve her işte Müslüman görüntüdeki kimseyi o kendinden zannediyor. Kardeş, Allah'a itaat edecek bir kimse önce. Resulüne itaat edecek. Allah ve Resulüne itaat etti mi, etmedi mi? Etmedi. O zaman sana olan yumuşak davranışına aldanma. Müslümanlar buna aldanıyorlar. Yani o yumuşak davranıyor sana, bir de hatta şöyle diyor. Adam kafir ama çok insancıl. Nerede bu insancıl kafirler? Her gün bakın, her gün Müslümanların kan akılıyor. Namusu, ırzı, şerefi, haysiyeti ayaklar altında. Çocukları kaçırılıyor. Çocukları katlediliyor, öldürülüyor. Ve çocukları bakın çıkıyor meydana hepsi de. Bu çocuklar Avrupa'ya götürülüyor, Amerika'ya götürülüyor. Genç yaştaki çocuklara tecavüz ediliyor. Tecavüz ediliyor. Ve kanları içiliyor bu çocukların. Nerede bu Müslümanların çocukları? Kim yapıyor bunu? Kafirler yapıyor. Hani merhametliydi? Hani insan hakları vardı? Nerede insan hakları? Gazze'ye uğramıyor mu? Navigasyon göstermiyor mu Gazze'ye insan haklarında? Ne oldu? Türkmenistan'ı göstermiyor mu? Doğu Türkistan'ı göstermiyor mu insan hakları? Navigasyon Doğu Türkistan'ı kaybetmiş mi? Nerede ki? Irak nerede? Suriye nerede? İnsan hakları görünmüyor mu oralarda? Her gün bakın 4 ay oldu. Filistin'de taş taş üstüne konmadı. Daha bombalasın diye bütün Batı dünyası komple silah veriyor adama. Bütün gemilerini getirdiler. Gemilerini getirdiler başka bir ülke müdahale etmesin diye. Soykırım yapıyorlar, katliam yapıyorlar. Nerede insan hakları? Hani nerede çok iyi olan Batı, insancıl olan Batı, hümanist olan Batı nerede? Uyanın. Uyanın. Uyanın, uyanın. Yarın öbür gün sizin de başınıza geldiğinde merak etmeyin. O Batılıların yine kılı kımırdamayacak. Uyanın. Evet, Türkiye ateş çemberinin içerisinde yıllardan beri söylüyorum. Çember daralıyor. Uyanın. Uyanın, paranızın hükmünü bırakmadılar. Hiçbir şeyin hükmünü bırakmadılar. Uyanın. Batı insancıl değildir, katliamcıdır, vahşidir. Vahşidir, katliamcıdır. Benim anne dedemi dinlemedi kimse. Yunan askerlerinin Bayındır'da ne yaptıklarını dinleyecekti insanlar. İnsancıl batıymış. Dedem anlattı. Gebe kadınları nasıl karnındaki çocuğuna, karnındaki çocuğuyla beraber kasaturayla öldürdüklerini. Evet. Nasıl kadınları, kızları kaçırıp karakola tecavüz ettiklerini. Sonra o kadınların intihar ettiğini, kendisini astığını, o kızların intihar ettiğini, kendisini astığını. Sonra onu yapan askerlerin tespit edilip dedem ve müfrezesinin nasıl onları öldürdüğünü, nasıl intikam aldığını, insanların samanlıklarını nasıl yaktıklarını. Hangi Batı'dan bahsediyorsunuz siz? Benim dinlediğim Batı'yla, dedemden dinlediğim Batı'yla insanların şu anda dinlediği Batı aynı değil. Siz baba dedem sağ olsaydı da
Yunan zindanlarında nasıl işkence çekmiş anlatsaydı. Arkasındaki işkence izlerini görseydiniz siz çobanlarını. Ve her kış geldiğinde o çobanların patladığını, irin akıttığını, bir türlü tedavisinin olmadığını, bir sürü merhemler sürerdik sırtına bütün her kış. Her kış, her gün merhem sürülürdü sırtına. Böyle kocaman kocaman yaralar çıkardı sırtında. Ben sordum, dedim dede bunlar ne yarası? Böyle gözleri doldu, böyle tebessüm etti. Sustu. Sonra kendisi söyledi. Osmanlı'ya ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yardımcı olmaktan dolayı zindanlarda işkence çekmiş. Hangi insancıl batıdan bahsediyoruz biz? Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir kimsenin Allah'a saygısı yoksa hiçbir şeye saygısı yoktur. Bir insanın Allah'a karşı itaati yoksa hiçbir şeye itaati yoktur. Bir kimsenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine boynunu bükmüyorsa sana da boynunu bükmez. Aldanma. Seninle işi vardır onun. Seninle böyle bir menfaat ilişkisi vardır. O yüzden boynunu büker. O yüzden sana tevazul olur. Allah muhafaza eylesin. Gerçek tevazu o yüzden mümin kardeşine şefkatli davranmaktır. Mümine şefkatli davranmaktır. Münafığa değil. Mümine merhametli davranmaktır. Kafire değil. Öyle işte ne o? Birisi de yazmış bana. Ne olursan ol gel diyen kimsenin hani yolu bu mu? Ben lanet olsun İsrail'e diyorum ya. Evet biz kafirlere karşı şedidiz. Sertiz. Orada 120 günden beri her gün Müslümanların canına, malına, ırzına, namusuna sen musallat olacaksın. Biz seni alkışlayacağız öyle mi? Benim din inancım o değil. Allah muhafaza eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri naklediyor. Allah-u Teala bana o kadar mütevazı olun ki kimse kimse böbürlenmesin, kimse kimse zulmetmesin diye bildirdi. Müslüm Ebu Davud İbn-i Mace. O zaman normalde Müslümanların, müminlerin birbirlerine böbürlenmeleri, birbirlerine karşı zulmetmeleri yok. Allah muhafaza eylesin. Bir kimse bir kimseye böbürleniyorsa o zaman Allah muhafaza eylesin o kimse kibirli. Kibirli gönlünde zerrece kibir bulunan asla cennetime giremez. Hadisi kutsi. Bir mümin kardeşine böbürlenme. Etrafındaki mümin insanlara böbürlenme. Etrafındaki mümin kimselere zulmetme. Dilinle, bakışınla, elinle, ayaklarınla müminlere zulmetme. Allah muhafaza eylesin. Furkan 63. Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzünde tevazu ve vakar ile yürürler. Tevazu ve vakar. Tevazu alçak gönüllü. Vakar ne? Vakar senin dik duruşun. Vakarlı olmak. Hiç kimseden bir şey beklememek, ummamak, istememek, andırmamak. Vakarlı duruş sarf etmek. Kendi öz benliğini bulmak. Müminlere karşı tevazulusun. Ama böyle mıymıntı, yapışkan, böyle dilenci hüviyetinde değilsin. Vakarlı duracaksın. Aç kalacağım ben açım demeyeceksin. Vakarlı duracaksın. Aç kalacaksın, açım demeyeceksin. Vakarlı duracaksın. Hasta olacaksın, hastayım demeyeceksin. Vakarlı duracaksın. Vakarlı duracaksın. Bu herkesten üstünün manası değil. Halini, derdini hiç kimseye açmayacaksın. Açacak olduğun yer kim? Allah. Derdini Allah'la dertleşeceksin.
sıkıntını Allah'la halledeceksin. Vakarını bozmayacaksın. Bir çaya bozmayacaksın kendini. Bir yemeğe bozmayacaksın kendini. Bir selama bozmayacaksın kendini. O dik duruşunu göstereceksin. Bakın dik duruşunu göstereceksin. Allah bizi onlardan eylesin. Cahiller kendilerine laf atıp sataştıkları zaman aldırmadan selametle deyip geçerler. Tam ahir zaman hastalığı. Cahiller sana laf atacaklar, hakaret edecekler, söyleyecekler. Oysa sen bir tokat vursan yerle yeksan edersin onu. Sakın elini kaldırma. Neden? Bütün mahkemeler, bütün adli hadiseler tokadı vuranı suçlu görüyorlar. Sakın elini kaldırma kimseye. Sakın. Sen selametle de yürü. Yolda giriyorum ben. Benim sakalıma laf söylüyorlar. Dönüp baksan al başına derdi. Sen suçlusun önce. Yok ben bir çuval sakalımla neden böyle dik yürüyormuşum? Dik yürüyormuşum ben yolda giderken. Dik yürümem de suçmuş. Yeni öğreniyorum bunları. Ya nasıl yürüyeceksin? Alışmışlar böyle pısırık Müslüman ya. Yani biz yumuşaklığı öyle anlıyoruz. Dışarıda bakıyorsun pısırık güler yüzlü. Dervişe gelince patlatıyor şamarı. Aa işte asıl dışarıda dik yürü. Dışarıda sert yürü. Vakarlı yürü. Seni gören kafiri, münafığı böyle ürksün senden. Dışarıda öyle dik yürü ki. Desinler ki ulan yedi dağın efesi mi bu? Evet öyle yürü dışarıda. Dışarıda çok özür dilerim, uyuz insanlar gibi yürüme. Cımbıldak diyorum ha. Hele her tarafa kafanı gözünü çevirme. Allah Resulü'nün örnek al sallallahu aleyhi ve sellem'i. Secde ettiğin yere kadar bak. Etrafla fazla ilgilenme. Bırak vitrinde ne varsa var. Nereye gidiyorsun? İş yerine gidiyorsun. Kafanı dik yürü. Dosdoğru yürü. Göğüs ileride. Kafa dik. Ama gözler aşağıda. Evet. Kafire korku sal yürürken. Kafire korku sal. Münafığa korku sal. Fasığa korku sal. Öyle yürü. Bazen ben efelere diyorum, böyle kaldırdığın zaman desinler ki ulan ürksün o kimse. Ürksün, ürksün. Ürkmek hayvani bir güdüdür çünkü. Kafirler ürker. Münafıklar ürker. Semazen elini kaldırdığında vakarla elini kaldırır. Kafir ona bakacak. Diyecek ki lan ya bunlara bak. Semazen, hele semazenlik yok bizde. Semazen de vakarlı. Kalbinin üzerine bakacak. Eğilmeyecek. Bükülmeyecek. Efe kaykılacak arkaya. Vakarını kaybetmeyecek. Kamburunu çıkarmayacak. Dikecek gözünü böyle. Onu gören kafir nereye kaçacağını düşünecek. Gözünü de dikecek, göğsünü de dikecek. Vurduğu zaman yere sallanacak vurduğu yer. Derviş yürürken öyle yürüyecek. Vakarlı yürüyecek. Dikecek kafasını. Hele yumuşak böyle dilenci vaziyetinde. Yok öyle bir İslam. Yok öyle bir Müslüman. Sen İslam dünyasında, İslam ülkesinde yaşamıyorsun. Her tarafın mümin görünümlü kafirlerle dolu. Kimin Siyonist olduğunu, kimin Mason olduğunu bilmiyorsun. Vakarınla yürü. Çarşıda vakarınla yürü. İş yerinde vakarınla yürü. Trafikte vakarınla yürü.
Vakarını kaybetme. Müminlere tevazulu ol. Neydi belirsiz insanlara tevazu göstereceğim diye uğraşma. Bak işine. Adamın zenginliği varmış. Takla atma önünde. İmanının yarısını gider. Adamın makamı varmış. Takla atma önünde. İmanının yarısı gider. Adam bilmem nerede bilmem neymiş. Takla atma önünde imanının yarısı gider. Vakarını kaybetme. Vakarını kaybetme. Bugün Müslümanlar vakarlarını kaybettiler. Adam gidiyor el pençe, el avuşturuyor. Kaybetme vakarını. Allah vakarlı kullarını sever. Allah vakarlı kullarına merhamet eder. Allah vakarlı kullarının ihtiyaçlarını görür. Allah vakarlı kullarını kafire, münafıya yem etmez. Vakarını kaybetme. Allah muhafaza eylesin. Cahiller de sana laf attığında arkanı dönüp bakma bile, yürü. Onların işi o. Onlar sana laf atacaklar. Sen onların lafına kulak asma, yürü. Hatta böyle bıyığının altından alayvari bir tebessüm fırlat. Temelli çıldırsın. Temelli çıldırsın. Patlasın neresinden patlıyorsa. Evet, kim Allah rızası için bir derece tevazu gösterirse, İbn-i Mace'de bu hadis-i şerif. Bu sebeple Allah onu bir derece yükseltir. Kim de Allah'a karşı bir derecede kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır. Bu böyle devam ede de nihayet onu esfeli safiline, yani aşağılarının aşağısına atar. Allah muhafaza eylesin. O yüzden müminlere karşı tevazuluyuz. Müminlere karşı kibirlilik yok. Derviş kardeşlerimize karşı tevazuluyuz. Onlara karşı kibirlilik yok. Allah'a karşı tevazuluyuz. Allah'a karşı kibirlilik yok. Bu hadis-i şerif önemli. Siz beni hakkım olan derecenin üzerine yükseltmeyiniz. Çünkü Allah-u Teala beni Resul edinmeden önce kul edinmişti. Hiç kimseyi olduğundan fazla yüceltme. Olduğundan fazla yükseltme. Sufiler, dervişler, şeyhlerinizi olduğundan fazla yükseltmeyin. Olduğundan fazla yüceltmeyin. Bunun enflasyonu var şu anda. Bunun enflasyonu var. Boyna lakap takılıyor şeyhlere. İşte şudur, budur, 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 budur. Bir sürü isminden önce bir sürü lakap. Yükseltme kardeşim. Yapma. Şeyh efendiler, böyle yapılan şeyleri durdurun. Bunun sonu yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden yüce göstermeyin şeyhlerinizi. Şeyh efendiler, farkında değilsiniz. Müritleriniz sizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden daha yüce tutuyorlar. Daha yüksek tutuyorlar. Bu büyük bir bidat, bu büyük bir günah, bu büyük bir yanlışlık. Bunun sıkıntısını ümmeti Muhammed çeker sonra. Şimdi o şeyhin hoşuna gider bu. O dervişlerin de hoşuna gider. Ama geriden kalanlara doğru bir usul kaide bırakmıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetini bırakacaklarına arkada onu bırakmıyorlar. Sünnet-i seniye bu değil. Sünnet-i seniye bu değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dahi benim derecemin üstünde göstermeyin. Yani
Bir peygamber Allah'la yarıştırılmaz. Bir mürşid-i kamil, bir veli peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le yarıştırılmaz. Bir mürid, bir zakir, bir çavuş şeyhle yarıştırılmaz. Evet, bunlar manevi hastalıktır. Bir insanı olduğundan fazla yüceltmeyin, olduğundan fazla yükseltmeyin. Sevilmeyecek kimseyi olduğundan fazla sevmek ona da zulümdür. Evet. Sevilmeye layık olmayan bir kimseyi sevmek ona da zulümdür, sana da zulümdür. Sen sevilmeyecek kimseyi seversin, ona zulmedersin, şımarır, iyice kendinden geçer, kendini bir şey zanneder. Yapma. Sevilecek olanı sev. Gidip otu çöpü sevip de onu yüceltme. Onu kibir deryasına atıyorsun. Yapma. Gençler, genç kızlar, genç erkekler, sevilmeyecek kimseleri seviyorsunuz. Heder ediyorsunuz kendinizi. Yapmayın. Sufiler, dervişler, gerçek derece sahiplerini sevin, sevecekseniz. Bu da nedir? Birinci derecede Allah'tır, sonra Resulullah'tır, sonra üstadındır senin. Yapma. Ona da zulmediyorsun. Kaldıramıyor o sevgiyi. Sonra kendini bir şey zannediyor. Bir bakmışsın onun bunun ağzına tükürmeye başlıyor. Ne zaman şeyh oldun, ne zaman üstad oldun da, ne zaman senin sana manevi olarak senin tükürünün şifa olduğunu söylediler. Pir mi oldun? Çıkmış milleti mest ediyor, eli şifalı. Kim dedi sana, Hazreti Peygamber mi dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Senin elin şifalıdır. Kimin başını mest etsen başının ağrısı geçer. Kimin ağrıyan yerini mest etsen ağrıyan yeri geçer. Böyle bir işaret mi aldın? Kendi kendini helak etme. Yapma. Kendini ululandırma. Tevazu sahibi ol. Dervişlerin en büyük handikapı budur. Tevazuyu terk ederler. Etrafında 3-5 kişi toplanır. Onun böyle etrafında durur. Etrafında durunca o da kendini bir şey zanneder. Kendini ululatır. Tevazuyu terk eder. Helak olur. Allah muhafaza eylesin. Elinden geldikçe kul ol, sultan olma. Top gibi zahmet çekici ol. Çevgan olma. Bu normalde top gibi zahmet çekici ol, çevgan olma. Önceden Türklerin böyle bir atalardan kalma, Orta Asya'dan kalma bir oyunları var. Tahtadan top gibi bir şey var. Onun böyle delik yerleri var. Atların üzerinde böyle o deliğe geçecek demirler var. O şeye normalde o deliğe o demiri geçiren kimse o oyunun galibi oluyor. Öyle olunca ona çevgan diyorlar o topa. Ona boyuna demir dürtükleniyor tabii. O yaralanıyor o bir müddet sonra. Veyahut da bir oyun daha var ya, Türklerde o çevgan değil ama hani bir tane kuzu post atıyorlar, ortaya yere koyun post atıyorlar. Hani atlarla o onun elinde kalıyor, o onun elinde kalıyor. O post zarar görüyor ya, çile çekiyor garibim postum. Bir onun elinde, bir onun elinde, ondan onun elinde, o onun elinden alıyor, o onun elinden alıyor. Post ne oluyor? Çile çekiyor. İşte Hazreti Pir diyor ki, normalde sen diyor bu zahmet çekici ol o top gibi. Ya sen sultan olma. Sen kibir deryasına düşüp de kendine sultanlık payesi verme.
Bir bakıyorsun şimdi birisini böyle sözlü meclisten dışarı o süslü her şeyi. Sarı, cübbesi, içindeki kıyafeti, böyle bir de yürüyüş tertip etmiş kendisine. Kalbime gelen ne oldu? İçi tam takır, boş. Dışı çok süslü. Dışı sultan. İçi hüsran. Dışı sultan, içi hüsranlardan olma. İçin sultan, dışın hüsran olsun. Sakın sultanlığa özenme. Hesabın çok ağır olur. Sakın kendi kendine de ben sultan oldum deyip de yola çıkma. Acısı çok büyük olur. Allah muhafaza eylesin. O yüzden sufilik yolundaysan, zahmet çekmeye bak. Sufilik yolundaysan, kulluk yapmaya bak. Sufilik yolundaysan, tevazu yolunu seç. Sufilik yolundaysan, baş olma sevdasından kurtul. Baş olmaya çalışma. Önce hesaba sen çekiliyorsun. Önce hesap senden başlar. Bak, şehrin içerisine kar yağmadı. Uludağ'a kar yağdı. Önce kar nereye yağıyor? Uludağ'a yağıyor. Zirveye yağıyor. Sıkıntı varsa önce zirveden başlıyor. O yüzden baş olma sevdasına düşme. Sakın. Bunu dervişler için söylüyorum. Sakın. Baş olma sevdasına düşme. Yanar yakılır perişan olursun. Sakın sultan olma derdine düşme. Perperişan olursun. Sakın dervişlik süsleriyle dışını süslemeye bakma. İçini süslemeye bak. Girdiğinde toprağa içini soracaklar, dışını değil. Senin sarığın ne kadar baba sarıktı? Senin başındaki sikken ne kadar uzundu? Veya sen yürürken nasıl böyle gözlerini belerterek yürüdün? Bunları sormayacak sana. Sen amellerinden sorulacaksın. Sen şeyhsin, sen zakirsin, sen nakipsin, sen nükabbasın. Bakmayacaklar aşağıda. Ne dedi Hazreti Pir? Toprağın altında usta da bir, çırak da bir. Toprağın altında usta da bir, çırak da bir. Sen başını göğe erdirmeye çalışma. Sen yükseklerde uçmaya çalışma. Ey avam sufi, gözünü yükseklerde dolaştırma. Tevazu ehli ol. Boynunu bük. Kapıdan giren her dervişi kendinden kıymetli gör. Kapıdan giren, buraya giriyor ya, buradan girdi. Buradan her gireni kendinden kıymetli gör. Kendinden değerli gör. Kendinden yüksek gör. Sen daha dün geldin, ne bileceksin ki? Deme. O dün gelmiştir, öyle bir aşkla sarılmıştır, öyle bir Allah demiştir. Senin 20 senede geçemediğin perdeyi o bir dakikada geçmiştir. Sen hala da avutursun kendini. Biz eski dervişiz diye. Avutma kendini. Bu yol kendini avutma yolu değil. Bu yol kendi kendine övünme yolu değil. Bu yol kendi kendini sultan görme yolu değil. Bu yol kendi kendine yükseklerde görme yolu değil. İndir kanatlarını aşağı. İndir. Tevazulu ol. Kimseye tepeden konuşma. Kimseye tepeden bakma. Kimseye tepeden davranma. O Allah için Allah'ı zikretmeye gelmiş. Boynunu bük. Ya bu ne bilir daha dün geldi deme. Senden fazla bilir bir anda. Koca peygamber ona dediler ya Musa senden daha alim bir kimse var mı dünya üzerinde? O da yoktur dedi. O yoktur deyince Allah ona vahyi kesti. Vahyi kesti Musa'ya. Vahyi kesti bir gün, iki gün, üç gün. Şimdi bu halle hallenmeyen bilmez. Mesela her gün bir kimse rüyasında üstadını görüyor değil mi?
Kesildi, ertesi gün ona zindan olur. Zindan olur, zindan. Ben ne yaptım diye perişan olur. Öyle bir hal yaşadı mı hemen arar şeyini. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Efendim hakkınızı helal edin. Ben her gece sizi rüyamda görüyordum. Bugün göremedim. Hakkınızı helal edin. Ben muhakkak bir yerde bir yanlışlık yaptım. O bunun yolunu arar. Sen her zikrullah'ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görüyorsan ve o perşembe o zikrullah'ta görmediysen yan yakıl. Yan yakıl. Eşele toprağı göm içine kendini. Eşele toprağı göm içine kendini. Sen ne yükseklerde görüyorsun kendini? Sen bir gece üstadını rüyanda görmüyorsan o geceyi geceden sayma. Sen bir gün üstadını görmüyorsan o günü günden sayma. Ne sufili? Uçma. Uçma. Kendi kendine bir şey zannetme. Sen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görmediysen uçma kardeşim. Uçma. Uçma diye kalkarsan zaten burun üstü yıkılır gidersin. Kedi köpeğe yem olursun. Kedi köpeğe yem olursun. Uçma. Yol o değil. Burası değil orasının yeri. Burası değil. Burada tevazu, burada hizmet, burada Allah rızası için olma, koşturma var. Allah muhafaza eylesin. O yüzden tevazuyu elden bırakmak yok. Zahmet çekmekten imtina etme. Zahmet çekmekten yorulma. Zahmet çekmeyi kendine bir ar olarak görme. Zahmet çekmeyi kendine bir yük olarak görme. Sufilik zahmet çekmektir. Sufilik zahmete koşmaktır. Geçmiş ümmetlerin başına gelenler sizin başına gelmedikçe cennetlik mi olacağını düşünüyorsunuz? Kimse arkadaşa öteye git demeyecek. Hiç kimse onun ayağına basmayacak. Kim ki o onun ayağına basacak? Kim ki o ona laf söyleyecek? Değil. Öyle değil. Ben size sufiliği anlatıyorum. İster sevin, ister sevmeyin. İster dinleyin, ister dinlemeyin. Ben size hakikati anlatıyorum. Tabi olup olmamak size ait. Akşam yemeğim sizden gelmiyor. Ben size hakikati anlatıyorum. Ben istiyorum ki herkes çok sağlam bir derviş olsun. Çok sağlam bir sufi olsun. Ben istiyorum ki Allah Celle Celaluhu o kimseyle meleklerine övünsün. Benim derdim bu. Kimsenin parasından, malından, mülküyle, makamıyla işim yok. Var elhamdülillah bende. Derdim insanların, kardeşlerin düzgün sufi olmaları. Alçak gönüllü olun. Nerede soluklanacağınız belli olmaz. Bakın bunu 35 yıllık dervişlik hayatımın tecrübesi olarak söylüyorum. Dergaha girip burası ben yarattım gibi diyenlerin sonra kilometrelerce gidip helak olduklarını gördü bu Mustafa Özbağ. Roman gibi hal anlatanların ondan sonra perişan olduklarını gördü bu Mustafa Özbağ. Değil kardeşim. Tevazuyu elden bırakma. Dervişlere tepeden bakma. Dervişlere kibirli davranma. Dervişlere kibirli davranma. Kafir olarak göçer gidersin bu dünyadan. Dervişlere kibirli davrananların kafir olarak göçüp gittiklerini gördü bu Mustafa Özbağ. Zikir ehline tepeden davranma. Kibirli davranma. Allah'ı zikrediyor. Ona gülme, onunla alay etme. Onun zikriyle, onun Allah'ıyla onu baş başa bırak.
Seni ilgilendirmez. Seni ilgilendirmez. Sen zikrullah ile alay edersen, sen zikrullah yapanla alay edersen yakın yerde durmazsın. Bu tip oluşum dergahların, bu tip oluşumluğu olan dergahlarda yol gerçekten ince yaşanması gerekir. Sebep, burada öyle heva hevese yer yoktur. Herkes fi sebilillah gelmiş. Sonra gidersin de orada şunu şöyle yapıyorlar da bunu böyle yaparlar yapıyorlar diye lak 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 söyler durursun. Onları da çok gördük. Sakın ipin ucunu kaçırma. Heva hevese uyma. Tevazu elden bırakma. Birisine tepeden bakma. Allah muhafaza eylesin. Rabbim çileye ram olanlardan eylesin. Zorluğa göğüs gerenlerden eylesin. Amin. Zorluklar karşısında yenilmeyenlerden eylesin. Amin. Heva ve hevesine uyanlardan eylemesin. Amin. Nefsiyle cihat edenlerden eylesin. Amin. Dosdoğru ip gibi dimdik bu hayatı yaşayıp dimdik bu dünyadan göçüp gidenlerden eylesin. Amin. Evet. Yoksa senin bu letafetin, bu güzelliğin kalmayınca o seninle düşüp kalkanlar senden usanırlar. O senin etrafındaki menfaatperestler, seni haddinden fazla övenler, seni uçuranlar, senin üzerine metiyeler düzenler, senin böyle etrafında pervane dönüp yalakalık yapanlar, menfaat ilişkisi kuranlar, senden menfaatleri devam ettiği müddetçe seni alkışlarlar, seni yere göğe sığdırmazlar. Getir paranı, bak burada güzel bir yer var, al, bunu alman lazım dedi, der, sen parayı götürür verirsin, sen iyisindir. Sen onu almazsan seni kötü beller. Sen onu alkışladığın müddetçe sen iyisindir. Sen onu alkışlamadığın zaman seni kötü beller. Bu methedenlerin methine kanarsan aldanırsın. Seni çok iyi derviş görürler, alkışlarlar. Sen de kendini bir şey zannedersin böyle. Sen çok iyi tüccarsındır, senden iş yapıyor çünkü. Senin gibi adil, senin gibi fazıl tüccar yoktur. Muhteşemsindir. Menfaati bitince seni terk eder gider. Senden menfaati bitti ya, mesele bitti. Terk edip gitse iyi, ondan sonra da sana düşman olur bir de. Menfaati bitti ya, en büyük düşmanı sensin. Senden istediğini alamazsa en büyük düşmanı sensin. İstediğini alamadı çünkü. Bu sufilerde, zakirlere mesela bir kimse böyle zakirin gönlü kayar. Kim methediyor? Filanca methediyor. Ona gönlü kayar. Daha olgunlaşmadı, kemale ermedi çünkü. Kim onu böyle methediyor, kim onun etrafında dönüyor? Onun gönlü ona kayar. Eğer gönül gözü açıksa ona gönlü kaymaz. Gönül gözü açık olmayanın gönlü kayar. İşte telefon açar ona. İşte X kimse, ya böyle bir şey vardı, yapalım abi ya, tamam. Zakir'in gönlü kayar ona. Veyahut da gelir Zakir'e bir hediye getirir. Gönlü kayar ona Zakir'in. İşte bakmışım bir poşet ıspanak getirmiş. Aa, hayırdır inşallah. Ondan sonra ertesi gün bir poşet pırasa getirmiş. Sonra bakmışım birkaç gün sonra birkaç daha pırasa filan işte ıspanak getirmiş. Sonra o getireni çavuş etti bizim abimiz. Ben eskiden örnek veriyorum. Hiç kimse üzerine alınmasın.
Ben yaşadıklarım bana tecrübe olarak, ben onları anlatıyorum. Gördüklerimi anlatıyorum. Ana çavuş oldu adam. Dedim abi, ne var dedi. Dedim ben, Allah affetsin, gençlikte var ya böyle konuşuyoruz. Dedim abi baktım zikrullah'ta bunun çavuşluğu falan yok dedim. Nasıl dedi. Basbaya dedim, maneviyat bunun arkasında durmuyor dedim. Bu çavuş falan değil dedim. Birkaç derstir dedim, böyle rabıt ediyorum, bunun çavuşluğu yok dedim. Buna dedim, çavuşluk verdin, abi rüyanda mı gördün dedim. Sana ne lan dedi bana. Desene abi dedim, bu ıspanak çavuşu o zaman. Ne canı sıkıldı. Bizde diklik var ya, biraz da böyle lafı esirgemiyoruz ya. Dedim abi desene ıspanak çavuşu dedim. Sus lan dedim ona şimdi. Sustum. Ispanak çavuşu. Neden? Sonra gene bir ders dönüşü zikrullah'tan çıktığımızda gene onunla alakalı bir şey oldu. Dedim abi ya. Dedim yanlış anlama. Dedim bu ıspanak çavuşu ne olacak dedim ondan sonra. Sus diyorum sana dedi. Şimdi tabii örnekliyorum, o Nakib-i Nükabba'ydı kendisi. Bir Nakib-i Nükabba istediğine çavuşluk verir mi? Verir. İstediğine zakirlik verir mi? Verir. Nakib-i Nükabba. İstediğini istediği yeri tayin eder mi? Eder. Nakib-i Nükabba yani üstadı ona dediyse istediğini yapan eden diye yapar. Bir yerin zakirini alır, zakirliğini başka bir kimseye tayin eder mi? Eder. Nakib-i Nükabba'nın bu noktada şeyi var, eğer bir bölgesi yoksa. Ama Şeyh Efendi dediyse, işte oğlum sen Bursa'nın Nakib-i Nükabba'sısın, o Bursa'nın Nakib-i Nükabba'sı. Dergahın değil. Ama dediyse sen dergahın Nakib-i Nükabba'sısın, dergah değil, o zaman istediğinin dersini alın, istediğine verin, istediğini zakireden, istediğinin zakirliğinden alın, istediğine esma verin, istediğine esmasını alırsın. Şeyhimin bana söylediklerini söylüyorum. O zaman sen tam yetkilisin. Halife hükmünde. O zaman yapar. Onun da, onun birisini yoldan geçen bir kimseyi çavuş eder mi? Eder. Ama ya rüyanda mı gördün, halinde mi gördün? Soruyorum. Rüyanda halinde gördüysen eyvallah diyeceğim ki rüyasında görmüş, halinde görmüş. Yok. Neden? Ispanağa kurban gitti. Aslında o adamı da kurban etti. Sadece kendini değil. O adam da kendini bir şey zannetti. Bak o adam da kendini bir şey zannetti. Yapma. Yapma. Allah muhafaza eylesin. Ve bu tip metheden kimseler sadece kendilerini helak etmezler. Methettiği kimseyi de helak ederler. Methedilenin yapacağı şey ne? Bunlara kanma. Bunlara kanma. Genç bayan kardeşler, erkekler seni metheder. Yok şöyle güzelsin, yok böyle güzelsin. Yok sen yürüyünce sanki dağlar peşinden yürüyor. Yok sen yürüyünce güneş başını saklıyor senin güzelliğinden. Hoş böyle edebiyatçı bir erkek de kalmadı gibi değil mi? Var mı böyle bir edebiyat düzecek olan bir genç kıza? Zor. Neden? Okumuyorlar boyuna. Telefondan kaydır Allah kaydır. İki şiir okusa biraz şiirselliği olacak. Yani örneğin yani birkaç böyle duygusal şeyler okusa tamam iyi, okumadıkları da iyi. Neden? Sığ, yüzeysel kalıyorlar. Kanmayın genç kızlar. Seni olduğundan fazla methediyor. Kanma. Yani 1.65 kıza Selvi boylu diyor. Deme. O da kendini Selvi boylu zannediyor. Gidiyor sonra 22 santim topuklu ayakkabı alıyor. Yapma. Ona da zulmetme. Aynı şey kızların erkeklere de. O da ona olduğundan fazla gösteriyor. Yapma. Adamı da havalandırma. O da kendini bir fasulye gibi nimetten sayıyor. Herkese tepeden bakıyor. Bir yakışıklı o var. Başka kimse yok. Hani az önce dedim ya. Bosna'da bir Mustafa ben varım sanki. Birisi arkadan bağırıyor. Mustafa!
Ben de arkamı dönüp bakmıyorum. Ulan diyorum yanlarına. Kim tanır lan seni burada diyorum kendi kendime. Onu dönüp baktım. Birisi gerçekten koşuyor Mustafa diye. Dedim yok tanımıyorum ama. Anladınız değil mi ki hangi Mustafa olduğunu yanımda? Kaldır kaldır elini kaldır. Kaldır ha. Elini görün sadece. İşte yani o bir Mustafa sen değilsin. O Mustafa bu Mustafa. Ama insan nefsi olduğundan fazla gösterilince nefsine uyar insan. Kendini bir şey zanneder. Ondan sonra Bosna'da, Sarajevo'da, Başçarşı'da bir Mustafa kendini görürsün. Değilsin. Değilsin. Bunu bil. Methedenin metine kanma. Seninle bir menfaat ilişkisi var. Methedecek seni. Senden iyi tüccar yok. Senden âlâ bir kimse yok. Öyle methediyor bizi böyle birisi. Aa, ödeme? Yok. Bir dahaki hafta gene yok. Bir dahaki hafta gene yok. Ama karşılaştığında ne methediyor hacı abicim, hacı abicim, hacı abicim? Aa, en sonunda bana bir tane tişört hediye geldi. Yine hacı abisiz. Gene ödeme yok ama. Dedim bu kadar methiyenin sonucunda bir de bu tişört dedim alacağın üzerine su içeceğiz herhalde biz dedim. Methediyor çünkü seni boyuna. O methediyorsa bir menfaati var senden. O yüzden methediyor. Menfaat bitti, methiye de bitti. Bir daha ben sana mal veremeyeceğim. Hesabını kapat. Hesabı da zor kapattı. Vallahi ne hacı abisi olduk, ne hacı babası olduk. Selamı sabahı kesti. Hatta demiş ki ya bırakın ondan alışveriş edilmez ya demiş. Tamam bitti. Neden? Menfaati bitti çünkü. Bakın bir insanın bir insanla menfaati varsa ondan iyi derviş yoktur, ondan iyi tüccar yoktur, ondan iyi koca yoktur, ondan iyi oğul yoktur, ondan iyi evlat yoktur, ondan iyi kadın yoktur. Menfaat kesilince herkesin ne olduğu meydana çıkar. Menfaat olduğu müddetçe meydana çıkmaz. Menfaati kes de görelim. Menfaati kesilince sana düşman mı oldu, dostluğuna devam mı etti? Bu önemli. Allah bizi affetsin. O yüzden o menfaat perestler senden menfaatlandıkları müddetçe senin etrafında dönerler. Ne zaman senden menfaatleri bitti, ondan sonra da senin işin de biter. Ondan sonra sana düşman olurlar. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. 1870. beyitten devam edeceğiz. Haklarınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun.